efendim Londra Mahallesi sıradaki haberimizle devam ediyor. Sevgili izleyenler, bu hafta sokağa çıkıp vatandaşlarımıza yaşadıkları yere ne kadar uyum sağladıkları hakkında sorular yöneltiyoruz. İzliyoruz. Değerli Londra Mahallesi izleyicileri, şimdi de sokağın nabzını tutmak ve vatandaşlarımıza mikrofon uzatmak için Haringey'deyiz. Hepimiz bir gün İngiltere'ye geldik. Kimimiz 5 yıl önce, kimimiz 10 yıl önce, kimimiz daha eski, bazıları ise çok yeni. Peki ne kadar buralı olduk? Buralı olmayı ne kadar başarabildik? Vatandaşlarımıza soracağız. Buradaki kültüre, hayata, toplum yaşantısına uyum sağlayabildik mi? Acaba biz ne kadar buralıyız? Hep birlikte izliyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Askeroğlu, Kıbrıslıyım. Orijinal Kıbrıslıyım. Ne kadar zamandır bu ülkede yaşıyorsunuz? 24 yıl. Ne kadar buralı olduğunuzu hissediyorsunuz? Buraya uyum sağladınız mı, yoksa uyum sağlamakta zorluk çektiğiniz konular var mı? Yok, buraya uyum sağladım ama gene de kendi ülkeme daha çok özlüyorsunuz. Özlem, tabii. Peki dönmeyi düşünüyor musunuz? Yok, geri dönmeyi düşünmem. Peki burada merkeze gidiyor musunuz mesela? Burada kültürel faaliyetlere katılıyor musunuz? Tiyatrolara gidiyor musunuz? Hani İngiltere'nin, buranın bir takım yaşamsal noktalarda size sunduğu imkanlardan faydalanıyor musunuz? Maalesef ben kendim faydalanamam. Çocuklarım faydalanır ama ben sağlığımdan dolayı faydalanamam. Geçmiş olsun. Thank you. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Meşe. Ahmet Bey, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 15 yıl oldu. 15 yıldır burada yaşıyorsunuz. Peki buraya uyum sağladığınızı hissediyor musunuz? Yani ben buralı oldum diyebiliyor musunuz? Yoksa adapte olmakta zorlandığınız konular var mı? Buralı oldum diyemiyorum. Neden? Valla nedenini, demek ki Türkiye'de büyüdüğümüzden kültürümüzü hala unutamadık. Unutamadık diyorsunuz. İki kültürün arasında sıkışmışız. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Melek Hüseyin, Kıbrıslıyım. Melek Hanım, kaç yıldır İngiltere'de yaşıyorsunuz? 45 sene. 45 senedir İngiltere'desiniz. Evet. Peki 45 senenin sonunda baktığınızda ben buralı oldum diyor musunuz, yoksa adapte olmakta zorlandığınız şeyler var mı? Ben Londralıyım. Ama Kıbrıs'a da her sene giderim. Burayı özlüyor musunuz? Çok. Çok. Peki ne kadar yıl sonra ben buralı oldum diye hissettiniz? 5 sene sonra tekmil hep Londra'lı oldum. Peki burada merkeze gidiyor musunuz? Ne bileyim, Londra dışına çıkıyor musunuz? Geziyor musunuz? Her yere giderek. Her yere? Her yere. Her yere gidiyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Kayserliyim. Adım Süleyman. Süleyman Bey, nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kaç yıldır bu ülkede yaşıyorsunuz Süleyman Bey? 14 yıl falan oluyor. 14 yıl. Peki bu 14 yılın sonunda uyum sağladığınızı hissediyor musunuz, yoksa adaptasyonda zorluk var mı? Hissediyorum, yani uyum sağlayabiliyoruz. Londra'ya uyum sağladığımı düşünüyorum. Buradaki hayata dair, buradaki kültürel faaliyetlere mesela gidiyor musunuz? Merkeze gidiyor musunuz? Kültür olarak belki farklı kültürlerdeyiz ama sonuçta uyum sağlayabiliyoruz. Gidiyoruz tabii. Sonuçta İngiltere'de yaşıyorsak bazı kültürlere de uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. İngiltere dışına çıktığınızda, başka bir yere gittiğinizde burayı özlüyor musunuz? Evet, özlüyorum yani. Ne zaman başladı o duygu? Türkiye'ye gittiğimde başlamıştır, tatile gittiğimde. Öyle mi? Buraya gelmek istediğim, evet. Kaç yıldır buradasın? 15. Buralı oldun mu? Olmadım. Neden olmazsın? Kardeş, dönüp dolaşacağımız yer memleket ya. Burada ne işimiz var? Hadi kendinize iyi bak. Efendim, yaşadığımız ülkeye adapte olmamız önemli. Ama en az onun kadar önemli olan bir şey daha var ki, o da arkadaşlar ve çevre. Kendimizi yalnız hissetmeyeceğimiz güzel günler dileğiyle diyoruz ve bu haftalık sokak röportajlarımıza ara veriyoruz. İyi seyirler. Efendim, haftaya vatandaşlarımızla keyifli röportajlar yapmaya devam edeceğiz.